Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bu haftanın ilk Periskop yayınında çok eski bir dostumla yaklaşık 43 sene, değil mi? Sanıyorum 40 seneden fazla. 40 seneden fazla, 43 sene galiba. 1970'de. Bu arada yaşımız çıkacak ortaya. Galatasaray Lisesi'ne beraber başladığımız arkadaşım, hemen hemen aynı tarihlerde gazeteciliğe başladı. Kadri Gürsel konuğu. Kadri Gürsel biliyorsunuz en son yaklaşık 17 yıl çalıştığı Milliyet Gazetesi'nden 2 haftayı biraz aşkın bir süre önce işten çıkartıldı. Önce kendisine geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun demin tercih ederim. Geçmiş olsun, hayırlı olsun. Peki sen bu süreden geçmiş olsun de. Ama önce bir geçmiş olsun, sonra da hayırlı olsun. Kadri doğrudan girelim. Hı-hı. Çok sert şeyler yaşanıyor Türkiye'de, bölgede ama evet. Türkiye'de. Şiddet tırmanıyor. Evet. İki taraflı şiddet tırmanıyor ve durup durmayacağı konusunda çok belirsizlik var. Sen bu konuları yakından takip eden, üzerinde düşünen, yazan, çizen birisi olarak bu tırmanışı süreceğini mi düşünüyorsun yoksa belli bir aşamadan sonra bunun yatışmasını mı bekliyorsun? Şiddetin tırmanışının seçim gündemiyle ilgili olduğunu düşünüyorum ve tek amacının olduğu bana göre aşikar, o da HDP'nin baraj altına indirilmesi. Yani erken seçim yapılıp Bu şiddetteki son tırmanmanın, hatta 7 Haziran öncesine gidecek olursak o zaman da şiddetin tırmanmasının amacı HDP'nin baraj altında tutulmasıydı. Hatırlayınız, HDP'nin açıklamalarına göre 170 kadar seçim merkezi ve büroya, HDP'ye ait olan saldırılar düzenleniyor. Mersin ve Adana bombaları, 5 Haziran'da seçime 2 gün kala Diyarbakır'da patlayan bomba, 4 ölü, evet sen de oradaydın, 50 yaralı. Ondan önce Diyadin'deki tuhaf operasyon, bütün bunlarla aslında bana göre şiddetin tırmanmasını amaçlayan eylemlerdi. Şiddeti şiddetle tırmandırırsınız, durduk yerde şiddeti tırmandırmak mümkün değildir. Ancak burada tabii iki faktör herhalde çok kullanışlı olarak düşünülmüş olsa gerektir şiddeti tırmandırmak isteyenler tarafından. Birincisi, Türkiye'de hali hazırda bir silahlı güç var Türkiye'nin dağlarında. Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da, dağlarda üstlenmiş bulunan ve sayılarının hiç de az olmadığını bildiğimiz bir silahlı güç. Artı bir de bir kitle gücü var ki Kürt hareketi de son yıllarda giderek artan oranda kitleselleşti. Bu hareketin ağırlık merkezi artık dağlardan şehirlere kaydı. Şehirlerde büyük bir kitle gücü oluştu ve aynı zamanda da bir de bu duruma bir Suriye boyutu eklendi. 2012'nin yazından itibaren Suriye'de olup bitenler Türkiye'deki Kürt kamuoyunu, ki böyle bir kamuoyu var artık, ayrı bir duyarlılık. Bu kamuoyunu çok yakından ilgilendiriyor, doğrudan ilgilendiriyor. Bu kamuoyu burada olan bitenlere de doğrudan müdahil ve etkileşim içinde. Dolayısıyla Kobani olaylarında da gördük, 6-8 Ekim 2014 tarihinde yaşanan olaylar. Bu Kobani olaylarında yıkıcı bir kitlesel şiddet potansiyelini bu biriken öfkenin içinde barındırdığını yakinen gördük. Benzer bir durum yaşanmadıysa seçimden önce, bunun tabii ki bir öncelikli nedeni bir seçimden önce olmasıydı. Kürt hareketinin tabanı, seçmeni, Türkiye'nin en politize ve en disiplinli tabanıdır, seçmenidir. Dolayısıyla çıkarlarının nerede olduğunu farkında olarak davrandı. Serin kanlı davrandı. Neydi çıkarı? HDP'nin barajı geçmesiydi. Çıkarı bordaydı. Türkiye'de bir demokrasi tırnak içinde, yani demokrasinin kurallar bütünü içinde oynanan bir siyaset oyununun söz konusu olduğu varsayımıyla, eğer siz siyasetin önünü tıkar ve çözüm üretmesini, parlamenter siyasetin çözüm üretmesine engel olursanız bu oyunun da mantığı çöker. Bu bir parantez olsun. İkinci faktör de bu provokasyonların başarıya ulaşmamasıdır aslında. Yani Suruç'taki katliamın bir benzeri o gün senin de orada olduğunda 5 Haziran'da Diyarbakır'da yaşansaydı neler olurdu? Ben doğrusu kestiremiyorum. Peki, yani 32 kişi o gün Diyarbakır'da ölseydi
öyle bir noktaya gelebilirdi ki, bağlayacağım, kontrolden çıkabilirdi bu disiplinli güç. Bir şey daha söyleyeceğim. Omzunda silah taşıyan insanları eninde sonunda provoke edersiniz. İmkansızdır. O, elinde omzunda silahı olmayan birini size silahla karşılık vermesi mümkün değil. Ama omzunda silahı olan birini siz ona karşı silah kullanır, onu her gün tokatlarsanız eninde sonunda o da siz ya, kaçacak durumda değilse size silahla mukabele eder. Şimdi burada böyle bir aslında biriken öfkenin neticesinde yani başarılı olur. Bütün bu provokasyonlar başarılı olur. Mesele burada Türkiye'nin, Türkiye'deki silahlı PKK varlığının aktif, dinamik ve gerçek, samimi bir çözüm sürecinin belirli bir aşamasında yurt dışına çıkmamış olmasıdır, çıkartılamamış olmasıdır. Bu iltihabi bir durum Türkiye'de. Bu da aynı zamanda Kürt hareketinin çok çok büyük bir sorunu. Yani Kürt hareketinin bugünkü siyasallaşma çizgisi doğrultusunda ilerlemesine de bir noktada ket vurabilecek kadar önemli bir problem. Şimdi anladığım kadarıyla şöyle bir projeksiyon yapıyorsun. Bu saldırı, şiddetin tırmanmasının bir şeyi, amacı 6-8 Ekim benzeri olayların yeniden yaşatılması, evet. Türkiye'ye ve bunun HDP'ye, evet, çok olumsuz etkilenmesi. Evet. Ama şu ana kadar HDP bu noktaya gelmedi ya da HDP tabanı bu noktaya gelmedi. Ama bunun gelme ihtimali, riski hala var mı? Kesinlikle var. Kesinlikle var. Şimdi tabii bugün yaşadığımız bir asimetrik savaş aslında tekrar. Savaşın PKK ve devlet arasındaki savaşın asimetrik tabiatta olduğunu biliyoruz. Bu bize aslında, bu aslında bir kolaylaştırıcı faktör. Neyin kolaylaştırıcı faktörü? Kontrol altına almanın kolaylaştırıcı faktörü. Çünkü bir savaş bir kez başladığında ondan sonra nasıl biteceğini onun az çok eşit güçler arasında bir savaşı kastediyorum. Pek de kolay öngöremezsiniz. Yani bir çıkış planınız yoksa, ama burada çıkış planları var. Bu çatışma ve şiddet ortamı istenirse hemen doldurulabilir. Hemen karşılıklı açıklamalar yapılarak hemen kesilebilir. Ama daha da zorlanırsa maazallah, ben burada bunları telaffuz bile etmek istemiyorum. Etmeyeceğim. Dolayısıyla da ama bugün hayalimizi zorlayan, hayal gücümüzü zorlayan şiddet eylemleri, saldırılar vuku bulursa, bunun sonuçlarının, toplumsal sonuçlarının Türkiye'yi nereye götüreceğini kimse bilemez. Artı Kobani benzeri olaylar olursa, ki inşallah olmaz, maazallah diyelim yani, aman aman diyelim, ama olursa da onun sonuçlarının Türkiye'yi nereye götüreceğini şimdi kimse öngöremez. Bir soru var. Tırmanan şiddet MHP ve HDP'ye yarar sağlar demiştiniz. Buna bir televizyon yayında falan mı demiştiniz? Ben böyle bir şey, böyle bir ifade kullanmadım. Evet. Genel kanı bunun aksini söylüyor diyor. O zaman ama şöyle. Tırmanan şiddet MHP'ye yarar sağlar. Şöyle sağlar. Bana onu söyleyebilirim. Belki bu ifademden hareketle böyle bir sonuca varmış olabilir izleyicimiz. Bakın, MHP ile AKP'nin bir milliyetçilik, şahinlik, sertlik yarışına girdiği aşikar. Bu yarışı AKP'nin kazanma ihtimali sıfırdır. Neden? Amaçlar farklı çünkü. Birincisi, AKP'nin amacı taktik bir amaç bu. HDP'yi alta çekmek. MHP'nin sırtında yumurta küfesi yok. Çok basitleştirerek anlatacağım, şematize edeceğim ama bu doğru bir şematikleştirme. İktidar PKK'ya bir kere vursun, MHP neden iki tane daha vurmuyorsun diyecek. Bakın işte diyecek, dönecek, milliyetçi kamuoyuna vurmuyorlar diyecek. Küfürse söz konusu olan, hakaretse, işte bugün görüldü, o konuda da bu yarışı MHP'yle yarışamaz bu konuda. Yani ben PKK'ya vurarak, PKK'ya darbeler indirerek, Kandil'i bombalayarak MHP'ye kaybedilmiş oyların MHP'den geri alınacağı hususunda bir hüsnü kuruntu içinde olduklarını düşünüyorum iktidarın. Çünkü
MHP bugüne kadar 7 Haziran akşamından itibaren HDP ile maazallah yani yan yana gelmek şöyle dursun, uzağından bile geçmeyerek, herhangi bir siyasi denklemin uzağında bile yer almayarak ve bunu baştan en baştan kategorik şekilde reddederek kendini bu konuda eşitledi AKP ile. Artı ne kaldı MHP'nin yanına? AKP'den alacağı oylar için bir neden olarak yolsuzluklar kaldı, saray kaldı, kötü yönetim kaldı, pahalılık kaldı, enflasyon kaldı, işsizlik kaldı. Bunlara karşı ne yapacaksınız? Yani AKP'den MHP'ye olan yaşanan oy kaybı acaba sadece vatan elden gidiyor korkusu mudur milliyetçi kamuoyunun? Yani ülke bölünüyor, bunlar ülkeyi bölecek. Artı 2009'dan beri işte bu milliyetçilerin lanetlediği bu süreçleri herhalde MHP yürütmedi değil mi? AKP yürüttü. Düne kadar analar ağlamasın deniyordu. Şimdi analar ağlasın denmiyor ama neden analar ağlamasın da denmiyor. Yani peki, ananızı ağlatacağız demiyorlar kimseye ama analar ağlamasın da demiyorlar en azından. Dolayısıyla düne kadar tabut gelmiyor Güneydoğu'dan ve Doğu'dan diye AKP'ye oy kazandıran bir siyasetin bugün Güneydoğu'dan ve Doğu'dan gelen tabutların neden geldiği hususunda kamuoyunu kafasını açmak ve ikna etmek gibi bir zorunluluğu vardır. Bunun zorunlu olup olmadığı hususunda gerçekten zorunlu mu acaba tabutların gelmesi? Tabutların gelmesinin zorunlu olduğuna dair de ben yeterince elinde güçlü argümanlar olduğu kanaatinde değilim. Çünkü bir Suruç katliamı en başta bu Kürt hareket ve Kürt kamuoyu tarafından devlet içindeki bazı karanlık odakların IŞİD'ci unsurlarla işbirliği halinde kendilerine karşı tezgahladığı bir saldırı olarak algılandı. Bunun karşılığında da PKK'nın terörizmi başladı. Son derece aslında yani nereden bakarsanız bakın terör eylemleridir yapılanlar. Sahte ihbarlarla trafik polislerinin olay yerine çağrılarak katledilmeleri, insanların gece uykularında evlerine sızılmak suretiyle katledilmeleri, bunlar terörize etmek amacıyla düzenlenmiş terör eylemleridir. Ama yine de bu konu hassas. Bu tür terör eylemleri, barış süreci adını verdiğimiz İmralı süreci devam ederken de bazen oldu biliyorsunuz. Yaşandı böyle şeyler. Fakat bunların üzerine bunların lokalize edilmesi suretiyle gidildi. Bunlar kovuşturulması, soruşturulması ve kovuşturulması gereken ve tabii ki meşru ve hukuki zeminde de cezalandırılması gereken adli vakalar olarak lokalize edildi, minimize edildi ve barış sürecine bunun zarar vermesi önlendi. Ama ortada bir böyle bir birikim var. Yani burada nereden bakarsanız bakın yeni bir savaş başlatmanın ve yeni ölümlere neden olmanın bu savaş neticesinde yeni ölümlerin meydana gelmesinin gerekliliği hususunda ikna edici argümanlara sahip olduğunu düşünmüyorum. Bir soru, PKK bu eylemlerle HDP'yi zayıflatıp kendi rolünü güçlendirmek istiyor olabilir mi? Şu bir gerçek, bu PKK ve HDP aynı şey değildir. Birincisi, eğer aynı şey olsaydı PKK ve HDP, PKK HDP'yi düşünmeden hareket ediyor. HDP'nin siyasi programını dikkate almadan hareket ediyormuş gibi de bir izlenim vermezdi. Dolayısıyla PKK ve HDP aynı şey değil. PKK buna belki felsefeden ödünç alarak kullanacağım bir kavram ile tanım getirmek lazım. PKK kendisi için bir şey, kendi çıkarlarını düşünüyor en başta ve PKK'nın tuzu kuru bu noktada. Yani HDP'nin uğrayacağı bir siyasi felaket PKK'yı bence PKK için son kertede yaşamsal bir tehdit oluşturmuyor. İşin acı gerçeği bu. Dolayısıyla tam da işte bunu bu açıdan HDP'nin içindeki barışçı seslerin ki bu bence bugüne kadar olumlu
bir doğrultuda seyretti. Özellikle Selahattin Demirtaş'ın şahsında daha da yükselmesi, daha da güçlenmesi lazım. Şöyle mi diyor? Şunu diyor. Pardon. Şunu özel olarak HDP'ye zarar vermek istemiyor olabilirler ama zarar görüyor olmasından da çok umurunda değil. Şöyle umurunda değil. Bakın HDP velev ki HDP farz edelim ki HDP 7 Haziran'da barajın altında kalmış olsaydı. Kandil bundan dolayı ne beyse kapılırdı, ne üzülürdü, ne bundan dolayı bir rahatsızlık duyardı. Kendi programını onlar uygulamaya devam ederlerdi. Bilakis yeni bir aslında öfke birikimine neden olacaktı. Yeni bir ivme de kazandırabilirdi bu kendi açısından. Artı bu %13 oy ve 80 milletvekili HDP'yi ister istemez ki ben istendiği de kanaatindeyim bunun HDP tarafından siyasi aktörleşme pozisyonuna soktu. Yani HDP'nin kendisi artık Kandil ve İmralı arasında bir ulak vazifesi görmekten çıkıp başlı başına bir aktör haline gelir, istenirse ve bu çok olumlu bir aktörlük rolü olabilir. Yeter ki buna AKP iktidarı, Kandil ve İmralı izin versin. Bu çok önemli bir şey. Yani çünkü oynanacak olan rolün eğer hepimiz bu ülkenin Kürt sorununa kendi bütünlüğü içinde ama yeni bir anlaşma zemini, bir anlaşma zemininde, yeni çünkü eskisi anlaşmaya dayanmıyordu. Bir anlaşma zemininde çözüm bulması gerektiğine inanıyorsak HDP'nin aktörleşmesi Kürt sorununda bundan sonra izlenecek çözüm sürecinin ki ben buna inanıyorum sonuna kadar zorlanmadıkça ve akla hayale gelmedik şeyler yapılmadıkça ben yeniden çözüm sürecinin yoluna gireceğine inanıyorum. Ben iyimserim bu konuda. Tek seçenek kalmıştır. Tek zemin kalmıştır denenmedik. O da parlamentodur. Ve şeffaflıktır. İmralı üzerindeki kuşkuları da bertaraf edecek olan husus şeffaflıktır. İmralı'ya da burada rol düşecektir. Ama bu süreç bundan sonra artık parlamentoda sürdürülmelidir. Katılımcı olmalıdır. Şeffaf olmalıdır. Ve burada da tabii ki başrol oyuncusu HDP olacaktır. Bu kaçınılmaz. Peki, isteniyorsa. Sözünü kesiyorum ama sorular var. Bu periskopun en güzel özelliği de bu sorulara anında cevap verebilmek. Diyor ki bir izleyicimiz, CHP sıklıkla Davutoğlu'nun koalisyon istediğini ama Erdoğan'ın bunu engellediğini söylüyor. Davutoğlu bunu yüksek sesle itiraf etmedi. Sizce ne oluyor diyor. Tabii ki yani Davutoğlu bunu itiraf edecek hali yok herhalde Davutoğlu diyebilir mi? Ben koalisyon istiyorum ama... İstiyor mu sen? Bence tabii ki istiyor. Bence Davutoğlu'na bıraksak bu işi, yarın CHP-AKP koalisyonu kurulur. Ama kurulmayacak mı diyorsun? Ama kurulmaması yönünde çok ciddi bir baskı var ve Davutoğlu'nun bu baskılara göğüs gelecek gücü yok. Kendisi de söyledi zaten. Cumhurbaşkanımız koalisyon görüşmelerinin yönlendiricisidir dediği bana nakledilmişti geçenlerde katıldığım bir televizyon programında. Davutoğlu istiyor, Erdoğan istemiyor. Meselenin özeti budur. CHP'nin de madem bundan söz açıldı, CHP'nin de hakkını teslim edelim. CHP 7 Haziran öncesinde olduğu gibi sonrasında da şaşırtıcı derecede başarılı götürüyor. Yani koalisyona istekli, sorumluluk almaya istekli, bu konuda taviz vermeye de razı. Ülkenin ve toplumun menfaatini gözeterek yaptığı konusunda da şüpheye yer vermeyecek kadar aslında başarılı bir şekilde bu politikayı uyguluyor. Çünkü eğer ki öyle olması kuvvetle muhtemel, 45 günlük anayasal sürecin sonucunda saray HDP'nin barajın altında kalacağına dair bir umut beslediği takdirde bir koalisyon kurulmazsa yeni bir seçim söz konusu olduğunda kimsenin dönüp CHP'yi vay sen taşın altına elini sokmadın sen olmayacak şartlar ileri sürdün
sen işte ülkeyi hükümetsiz bıraktın deme hakkı ve imkanı yoktur. Bu konuda baştan beri oluşan algı Türkiye'de sarayın koalisyon istemediği, sarayın seçim istediği yönünde, yolunda ve bu algıyı değiştirecek hiçbir imkan kalmamıştır bence. Peki, bu noktadan sonra. AKP-MHP koalisyonu olabilir mi? Diye olabilir. Seçime endeksli, seçim hedefli bir AKP-MHP koalisyonu olabilir, olabilir. Ama MHP buna izin verirse, niye izin versin MHP buna? MHP bunu yapmak yerine AKP'yi dışarıdan destekler, bir azınlık hükümetiyle bütün olacakların vebalini taşıyacak bir azınlık hükümetiyle gider ülke seçime. Ekonomideki yaşanacak olan ve mukadder olduğunu da gördüğümüz kötüye gidişin bu savaş ortamında, bu belirsizlik, bu istikrarsızlık ortamında, bu kötüye gidişinde vebalini AKP tek başına alır üstüne. Dolayısıyla bu anayasa sürenin sonuna doğru ben sarayın çok çok sıkışacağını, büyük stres altına gireceğini düşünüyorum. Bir karar verme hususunda. Acaba MHP'li mi koalisyona gitsin, azınlık hükümetiyle mi gitsin, MHP'nin dışarıdan desteğiyle, o zaman bunun ön koşulu savaşı sürdürmek olur. Yani ve görünen köyde o noktadan sonra kılavuz istemez herhalde. Yani bunun peki, böyle rahat bir seçim olmayacağı çok açık. O zaman şu soruya gelelim. Erken seçim olur da sonuç değişmezse Erdoğan ne yapabilir? Nasıl bir strateji belirler? Diyelim ki erken seçimi zorladı Cumhurbaşkanı, yaptırdı ama HDP yine barajı açtı, AKP yine tek başına iktidara gelemiyor. Oyunu belki biraz arttırdı ya da belki biraz azaldı ama 7 Haziran 3 aşağı 5 yukarı benzeri bir durum oldu. Siyaset sadece matematiksel bir örüntü, yani onun Türkçesi bu örüntü, algoritma diyelim biz ona. Algoritmadan ibaret olsaydı, şöyle bir algoritmaya mahkum edildi Türkiye acaba diye düşünürdük. Türkiye'de AKP'nin ikinci parti durumuna düşürüleceği ana kadar hep seçimler tekrar edilecektir. Bu bir algoritmik durumdur. Ya da Türkiye'de AKP'nin yeniden çoğunluğu almasına kadar, tek başına iktidar olmasına kadar seçimler tekrar edilecektir. Bu da bir algoritmik durum. Hangisi, hangi algoritma acaba hayatın gerçeklerine daha uygun, daha gerçekçi düşer, öyle diye bakalım. Bence birincisi daha gerçekçi düşer. Çünkü hayat bunda bu değil. Yani bir siyasetçi ülkesinin bütçesini, ülkesinin zamanını, enerjisini, bürokrasinin çabasını, mesaisini, parasını ve halkının sabrını ve halkının da aynı zamanda vaktini harcayarak, rehin alarak, ülkeyi adeta rehin alarak seçime götürüyor ve de itiraz etti, beğenmedi, hoşuna gitmedi o seçim sonucunun 3 aşağı 5 yukarı bir benzeriyle karşı karşıya kalıyorsa, bunun hayat bir algoritmik bir tekrarlama olmadığına göre siyasi hayat bunun bir bedeli olur. Bu bedelin ne olacağını biz bugünden kestiremeyiz. Ama bunun mutlaka bir bedeli olur. Ve bana göre bu bedel öncelikle AKP'nin içinden ödetilir diye düşünüyorum. Çünkü bu ülkenin ne bu kadar kaybedecek zamanı, ne parası var. Aynı sonuç bir şekilde tekrar edecekse bu seçime biz niye gittik diye o zaman halkın, herkesin hesap sorma hakkı vardır. Yani bu durum ciddi bir siyasi, ahlaki bir yenilgidir. Ama aynı zamanda ahlaki bir yenilgi de olacaktır. Son bir soru soralım. Suriye pek konuşamadık. Bunu başka bir sefere erteleyelim. Son bir soru. AKP'nin tek başına iktidar olamamasının ülkede daha büyük bir rahatlamaya yol açmasını bekliyorduk. Neden diyor? AKP'nin tek başına iktidarı, yani iktidar olmaması, koalisyonla ülkenin yönetecek olmasının Türkiye'yi rahatlatacağı önermesinin dayanakları ne? Birincisi bence Türkiye halkı aşırı güçlü, denetlenmesi imkansızlaşmış
Üzerinde ne yasama ne yargı denetimi kalmış. Bir iktidar yönetimi istemediğini bu seçimde gösterdi. Sorunun cevabı, yani bu sorunun cevabı seçimin sonucunun içinde gizli. Ülkenin parasının nasıl harcandığını bu ülkenin halkı bilmek zorunda. Bu onun anayasal hakkı. Sayıştay raporlarını parlamentoya getirmeyen bir iktidarın da yasama tarafından denetlendiğini kimse iddia edemez. Yargı sorunu var ülkede, çok ciddi bir yargı sorunu. Yargı bağımsızlığı söz konusu değil. Yargı tarafsızlığı söz konusu değil. Yargıya güven dibe vurmuş durumda. Ülkede bağımsız ve özgür habercilere ve medyaya büyük bir açlık var. Bu da zaten iktidar denetimindeki medyaların tirajlarından ve bağımsız mecralara olan ilginin büyüklüğünden anlaşılıyor. Dolayısıyla artı bir de yolsuzluklar var. Yani yolsuzluk algısı giderek yerleşmeye başladı. Ve velhasıl iktidarın dengelenmesi gerektiği konusunda bence net bir ihtiyaç hissetmeye başladı Türkiye'de seçmen ve bu sonuç ortaya çıktı açıkçası. Kötü yönetim, yani eğitimde de bu gözüküyor. Pek çok alanda bir yorgunluk var. Yani aslında iktidarın denetlenmeye ihtiyacı var. Bunu yasama yapamıyor, yargı yapamıyor. Bunu medya yapamıyor. O halde siyaset yapsın dedi bence. Son soru dedim ama bir tane güzel bir soru geldi. Onu da kapatalım. İbrahimovic gelirse Galatasaray şampiyon diyebilir miyiz? İbrahimovic gelmeyecek ama Galatasaray yine şampiyon olacak. Hadi bakalım. Çok sağ ol. Evet, bitirmiyoruz. Kadri Gürsel'e çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin de Periskop'a girmesini teşvik ediyoruz bu arada, onu da söyleyelim. Takipçileri, okuyucuları ondan daha az malum kalsınlar diye. Bir duyuru yapacağım. Yarın sabah saat 10'da bir aksilik olmazsa Agos'ta olacağız. Agos gazetesinde oradan bir Periskop yayını yapacağız. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Kadri Gürsel'e de tekrar teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum.